نعم. سورة القارعة. قارعة سورة سنجرسك. القارعة هذه من أسماء يوم القيامة. Bilin ki kari'a kıyamet gününün isimlerinden birisindir. لأنها تقرع القلوب تخوف القلوب. Çünkü kari'a kelimesi yani kalplere korku veren anlamına gelen bir kelimedir. Allah subhanahu wa ta'ala جعل لنا فرصة الآن في هذه الدنيا أن نعمل وحذرنا من هذا اليوم العظيم يوم القيامة. İnşallah bize bu dünyada amel yapmamız için bir fırsat vermiştir. Ve kıyamet günü gelmeden önce de bu konuda bizi uyarmıştır. الناس يوم القيامة تراهم تظنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. İnsanları o gün sarhoş sanırsın. Aslında onlar sarhoş değildir. Ancak yüce Allah'ın azabından dolayı bu hale gelmişlerdir. لا يدري أين يذهب. İnsanlar o gün nereye gideceklerini bilemez haldedirler. الآن في الليل أحيانا توقد نار. Geceleri bazen ateş yakıyor insanlar görüyorsunuz. عندما توقد نار تجد أن يأتي صغار من الحشرات فوق النار وتتحرك حركة عشوائية وأحيانا تدخل في النار. Bu ateşi yakınca bazen görüyorsun pervane diyor bunlar ya kelebek diyor. Onlar gelip ateşin içine doğru giriyorlar. فالناس يوم القيامة يكون على هذه الحركة التي تكون من هذه الحشرات عندما توقد النار في الليل. Bu yaktığın ateşin içine giren bu pervaneler, bu kelebekler nasılsa, ne yaptıklarını bilmiyorsa, kıyamet gününde aynı şekilde insanlar ne yaptığını bilemeyecek halde olacaklar. هذه الأرض تتغير على الحال التي هي عليه. Bu dünya şu an gördüğünüz gibi olmayacak. Başka bir hale getirilecektir. تمد مد الأديم يعني الجلد. Dümdüz bu şekilde getirilecek. Cilt nasıl ki cildi çekersin, bu deriyi çekersin, tabaklarsın dümdüz olur. Dünya o gün de yeryüzünde o şekilde olacak. الجبال هذه الرواسي كلها تدك دك. Gördüğünüz koca dağlar da paramparça edilecek. يعني لا يكون هناك مرتفعات ومنخفضات. Yani yeryüzünde bir yükseklik, bir eğim falan görmezsin. Dümdüz olacak yeryüzü. هذا يوم عظيم. لابد من استعداد له. Bugün çok büyük bir gündür. Bugün için bizim çok çalışmamız, müstahit olmamız gerekir. ثم في هذا اليوم توضع الموازين. Bugün de ayrıca mevazinler yani mizanlar, tartılar kurulacaktır. يوزن بهذه الموازين أعمال العباد. Bu mizanlar ile kulların yaptığı ameller tartılacaktır. وتوزن الصحف التي تكتب عليك في الدنيا. Ayrıca bu dünyada yaptığın ameller yazılıyor diye sahifeleri. Bu sahifeler de tartılacak. نعم. ولهذا لا إله إلا الله في الميزان لا يعدلها شيء. Kıyamet günü göreceksiniz. La ilahe illallah demeye karşılık tekabül eden hiçbir şey bulamazsın. Hepsine ağır gelecektir. Lakin vallahi la ilahe illallah la tenfe ve la tekun thakila fil mizan illa bi şurut la ilahe illallah. Lenne miftah el cenne la ilahe illallah. Vel miftah la yeftah illa bi esnan. Kıyamet günde la ilahe illallah'ın ağır olduğunu söylemiştik. Ancak bu ağırlık yani sadece ağzınızdan çıkan mücerret la ilahe illallah kelimesi değildir. La ilahe illallah'ın şartları vardır. Nasıl ki cennet için diyoruz ki la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Bilirsiniz ki anahtarın üzerinde bazı dişler vardır. O dişler olmadan açılmaz. La ilahe illallah'ın şartları da o anahtarın üzerindeki dişler mesabesindedir. El münafık nesra'af esselama. Yekul la ilahe illallah. Biliyorsunuz münafık da la ilahe illallah diyor. Tenfe'u. Bu ona fayda verdi mi? Vallahi la tenfa. Hiçbir fayda vermeyecek. Fi d-dark el-esfel min en-nar. Es-selam ve selam. La ilahe illallah söyleyen bu münafık cehennemin dibinde olacaktır. Fellezî tekum mevazînu thakîle kâle fehuve fî îşetin râdiye. İşte kıyamet günü iyilik tartıları ağır gelecek kimseler var ya, işte onlar da güzel bir hayat içinde olacaklar. Yes'ed fi d-dunya ve yes'ed fi l-âhir. Kimse hem dünyada mutlu olmuştur hem de ahirette mutlu olmuştur. Hatta ve in kana fi dunya fi ibtila fi masaib ماذا يصنع راضي بقضاء الله وقدره ليس كالكافر. Bu kimse yani yeryüzünde görürsün dünya hayatında da mutludur. Başına belalar, musibetler gelse bile ondaki gönül rahatlığı, onun gönül sütünün geniş olması kafirde yoktur. Sadece mümin için vardır. والذي نسعى في السلامة تخف موازينه. Ancak iyilik tartıları hafif olan kimseler. نسأل الله العافية والسلامة تكون النار له كالأم تحتضنه فيها نسأل الله العافية والسلامة.
iyilik tartıları hafif gelecek kimse için de ateş onu bekleyen bir anne gibi olacaktır. Ateş onu çağırmak isteyecektir. اَوْ يَسْقُطْ نَسْرَ عَفَ السَّلَامَ عَلَى اُمِّ دِمَاغِ Ya da cehennemin dibine tam ortasına doğru düşecektir. Bu iki manayı da kapsıyor bu kelimeler. وَعَظَّبَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ شَأْنْ هَذِهِ النَّارِ حَتَّى نَخَافْ مِنْهَا نَسْتَعِدْ نَعْمْ İnşallah bu ateşin tehlikesini bize çokça Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Bunun niçin haber verdi? Hazırlanalım diye, korkalım diye, o gün için müstaid olalım diye. نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا İnşallah'a sığınırız bu ateşten. لِأَنَّهَا نَارْ حَامِيَ نَسْرَ عَفَ السَّلَامْ زادت 70 مره على النار التي في الدنيا bu ahiretteki ateşin durumu dünyadaki ateş gibi değildir 70 kat daha sıcaktır 70 kat daha kızgındır vallahu alem vallahi nesim